Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'l vahidil kahhar ve ssalatu vesselamu ala nebiyinel muhtar ve ala alihi ve ashabihi'l ethar ve ala cemil enbiya'i vel murselin el ebrar. Aziz hanımlar, Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdler olsun. Recep-i Şerif'in bu rahmet rüzgarlarının altında tarihin mümtaz annelerinden biri olan Hazreti Hanneyi anlamak adına böyle bir mecliste bizleri buluşturduğu için bugün de inşallah Kudüs'ten bir anneyi, Kudüslü bir anneyi yüreklerimiz böyle Kudüs için çarparken böyle bir zeminde beraberce anlamaya çalışacağız. Allah hakkıyla anlayabilmeyi hepimize nasip eylesin. Dua edin bana ben güzel yansıtayım dua edin kendinize iyi anlayın. Dua edelim birbirimize anladıklarımızı hayatlarımıza taşıma noktasında bir gayret üzere olalım inşallah. Şimdi Hanne Validemizi şimdiye kadar tarihin mümtaz annelerinde 15 tane annemizi tanıdık. Öyle tahmin ediyorum şöyle ya da böyle bu 15 annemiz içerisinden bugünkü 16. olacak. Diğerleriyle kıyas ettiğiniz zaman daha fazla tanıdığınızı umuyorum çünkü Meryem annemizin annesi İsa annem işte Peygamberin İsa Aleyhisselamın anne annesi böyle de bir bağ olduğu için ve Kur'an'ın içerisinde yer alan bir hanım olduğu için bir anne olduğu için tanıyoruz yani biraz olsun bazı şeylerini biliyoruz ama biz hep yaptığımız bir şeyi yine yapmaya çalışacağız biraz böyle bu annemizle irtibatımızı güçlendirecek mesajları konuşacağız. Ne kadar becerebileceğiz bilmiyorum ama inşallah Allah bizleri bu meclisin hürmetine muvaffak kılsın da daha farklı bir biçimde istifade edelim inşallah. Şimdi biz dört ayet üzerinden bu annemizi okuyoruz Kur'an ekseninde. Ali İmran suresinin 33. ayetinden 36. ayetine kadar. 37'nin de ilk cümlesi aslında annemizle alakadar. Onu da en sona bırakacağım zaten. Ama 4 ayet üzerinden biz Hanne validemizi biraz olsun tanımaya gayret edeceğiz. Şimdi bu ayetleri, bu 4 ayeti biz de en sonda okuyacağız zaten. Bu 4 ayeti dikkatle okuduğunuzda anneliğin çok temel kodlarını yakalamış oluyorsunuz. Zaten Kur'an'ın böyle bir özelliği vardır biliyorsunuz. Kur'an inanılmaz derecede muhatabına güvenen bir kitaptır. Çünkü muhataplarının akıllarına itaf edilmiş bir kitaptır. Akledenlere itaf edilen bir kitaptır. Yani bu acayip bir şey. Yani bunun özellikle Kur'an üzerinde değerlendirmelerini yapsak bir sürü şey söyleriz. Onun için Kur'an böyle bir işte Tevrat gibi mesela onlar da muharef biliyorsunuz işte İncil gibi ya da bugün kendisini ilahi kitap diye takdim eden başkalarına mensup olan kitaplar ki hiçbir tanesinin işte tahrif olmadan bize geldiklerine biz inanmıyoruz. Hepsinin tahrif olduğunu biliyoruz zaten. Ama hiçbirinde olmayan bir özelliği biz görürüz aziz kitabımızda. Güvendiği için muhataplarına ipuçlarını verir. Aklınızı kullanın, bağlayın bu ipuçlarını birbirinedir. Buradan alabileceğiniz kadar siz istifade edindir. Biz de genel anlamda bunu yapmaya çalışıyoruz. Şimdi bugün hanne annemizi annelere anneliği öğreten bir kadın serlevhasında anlıyoruz ya bu dört ayette de 10 tane temel anlamda anneliğin kodlarını öğreniyoruz. Nedir bu kodlar? Şimdi ekrana da gelecek bunlar. Sorumluluk, hassasiyet, umut, adamak, hürriyet, tevazu, tevhid, sadakat, istiaze ve sabır. 10 kavram. Sıralama tamamen ayetlerden çıkarıldığı gibi. Mesela eğer sıralamayı ben yapsaydım yani ben kendime ait bir şekilde bir sıralama yapsaydım en başa istiazeyi koyardım. Altına tevhidi koyar sonra diğerlerini ona göre sıralardım. Ama Kur'an o dört ayette bu çerçeveden aslında bize mesajı veriyor. Şimdi size ben güveniyorum. Yani şimdiye kadar baya bir yol yürüdük yani elhamdülillah dönüşler de güzel olduğu için o noktada inşallah beni bu manada yanıtmayacaksınız. Şimdiye kadar yanıtmadığınız gibi yine yanıtmayacaksınız. Biz sadece burada bilgi almak için bulunmuyoruz. Bizim burada bir derdimiz var. O derdimiz de şu. Kimselere de havale etmeden, ona buna da bu işi havale etmeden kendi üzerimize alıp kendi eksiklerimizi tamamlama adına bir gayret vereceğiz inşallah. Şu anda da karşımda anneler var. Anne adayları var. Anneliğinde ne olduğunu ilk derslerde işlemiştik zaten. Şimdi mevsimde 3 aylar Recep-i Şerif'in içerisindeyiz. recep Şerif bu 90 günlük Mevla'nın bize ikramiyesi olan bir mevsimin kapısı zaten. Hem teşhis ayı hem de Ekim ayı biliyorsunuz. Şaban-ı Muazzama'da bakım ayıdır biliyorsunuz. Ramazan'ın ı Mübareke'de mahsul ayıdır inşallah. Dolayısıyla biz şu anda teşhis ve ekmekle meşgulüz. İnanıyorum ki hepinizin kendine özgü 3 ayları programı vardır. Kendinize özgü bazı eksiklerinizi tespit edip bunları giderme adına bir gayret içerisindesinizdir. İnanın ki biraz sonra biraz olsun irdeleyeceğimiz bu 10 kavramı da bu çerçeveden ele aldığımızda valla hangi birimizin eksiği yok ki, hangi birimizin buna ihtiyacı yok ki. Bugün bu manadaki eksiklerimizden dolayı ne iyileşiyoruz ne de toplumu iyileştirebiliyoruz. Çünkü hasta birinin topluma verebileceği bir şey yok. Öncelikle bizim iyileşmemiz gerekiyor. İyileşeceğiz ki iyileştirebilelim. İşte burada da anne annemizin üzerinden 10 kavramla aslında biz anneliğin kodlarını öğreniyoruz ya. Hiç ona buna havale etmeden ya bunların ne kadarı bende, ne kadarı değil, nelerde eksiklerim var? Bütün bunların hepsini bu çerçeveden değerlendirerek anlamaya çalışacağız ki bir arınma mevsimi olan şu güzel mevsimden bir arttırma mevsimi olan şu güzel mevsimden hakkıyla istifade edebilelim. Allah hepinizi hepimize bunu nasip eylesin. Şimdi sorumluluk ilk kavramımız bu. Sorumluluğu burada biz ne anlamda kullanıyoruz? Allah'ın insana verdiği nimetler çerçevesinden ondan istedikleridir. Bakın bunu iyi anlayalım. Hepimizden Allah'ın ortak istediği şeyler var. Ama bazen de özel, ekstradan bazı nimetlerde bulunur Cenab-ı Hak bize ikramlarda bulunur. O özel ikramlardan ve o özel nimetlerden üzerinden bizden de bir şeyler bekler. Bir başkasına vermezse bunu istemez. Ama verdiğine verdiğinden bunu ister. Onun için sorumluluk ortak olarak bazılarımızda aynı şekillerde aynı şeyler olduğu gibi bazılarımızda farklı farklı da olabilir. Burada da sorumluluğu da biz anne, anne annemizin üzerinden öğrenmiş olacağız. Ali İmran 33'te ne dedi Cenab-ı Hak? Allah Adem'i, Nuh'u iki peygamber saydı. Şimdi de iki aile sayıyor. İbrahim ailesini ve İmran ailesini alemlere seçip üstün kıldı. Yakın bir zamanda yani bu Sireti Enbiya derslerinde yakın bir zamanda bu alemlere üstün kılınmasını işlediğim için bir daha burada ona girmeyeceğim alemlerine üstün kılınmadan ne anlaşılması gerektiğini herhalde takip ettiğiniz için oradan aklınızdadır diye umuyorum ama burada biz bir şey biliyoruz ki Allah iki peygamberi burada isimle andı iki de peygamber ailesini andı ki bir sonraki ayette soylarını da söyleyecek bunları alemlere üstün kıldığını da açık bir biçimde beyan etti o alemler de insanlığın tamamıyla alakadar olan bir şey olduğunu o derslerde daha detaylı söylediğimiz için oraya havale etmiş olalım. Şimdi İslam tarihinde iki tane İmran ailesi var. Niye buraya İslam tarihi kaydını koyduk? Çünkü Hristiyanlarla Yahudiler İmran ailesi dediklerinde bir aileyi kastediyorlar. Ama İslam tarihinde böyle değil. İslam'ın bu noktada bize söylediği bilgiler çerçevesinde konuştuğumuzda biz İmran ailesi dediğimizde iki aileyi kastetmiş oluyoruz. Neden? Çünkü Musa Aleyhisselam'la Harun Aleyhisselam'ın babasının adı da İmran. Burada biraz sonra göreceğiz işte Meryem validemizin babasının adı da İmran. Dolayısıyla Ali İmran dendiğinde Musa Aleyhisselam'ın ailesi de kastedilmiş olabilir. Burada görüldüğü üzere Meryem Validemizin yani İmran, Hanne onların kızları Meryem onların soyu olan İsa o ailede kastedilmiş olabilir. Dolayısıyla biz burada bu ayrıntıyı bilelim ki aslında İmran ailesi deyince aklımıza kimin geldiğini daha iyi anlamış olalım. Hazreti Musa'nın babası İmran'ın soyu biliyorsunuz Yakup Aleyhisselam'a oradan da İshak Aleyhisselam'a ulaşıyor. Meryem Validemizin babası İmran'ın soyu ise Süleyman Aleyhisselam'a oradan da Davut Aleyhisselam'a ulaşıyor. Dolayısıyla Ali İmran dediğimizde bu ayrıntıyı şimdi biz bilmiş olalım. Zaten biz hemen Ali İmran suresinde bu ayetlerin arkasından İmran'ın hanımı diyerek hanneye vurgu yapmasından kastedilen ailenin aslında bu aile olduğunu da zaten çıkarabiliyoruz. Şimdi buradan bir şey göre, gördük, ne gördüğümüz şey? Seçilmiş bir aile. Seçilmiş bir aile. İsrail oğulları da seçildi. Seçilince iş bitiyor mu? Bitmiyor. Bitmediğini İsrail oğullarından gördük. Eğer Allah sizi seçmişse o seçime uygun davranmak zorundasınız. Ona uygun davranmadığınız zaman lanetleniyorsunuz ya, lanetleniyorsunuz. Allah bir defa seçti bıraktı. Ondan sonra ne yaparsa yapsın, ne işlerse işlesin. Ondan sonra herhangi bir sorumluluk yoktur diye bir şey söyleyebiliyor muyuz? Söyleyemiyoruz. Nihayetinde seçim çok büyük bir nimet, çok büyük bir ikram. Allah sizi insanlar içerisinden seçiyor, size bir konum tayin ediyor. O konum çok farklı bir makam, çok büyük bir mevki, Allah katında bir rütbe. Ama siz onu korumadığınız zaman yerin dibine batırılıyor. İşte İsrail oğullarında yaşadığımız, gördüğümüz şey bu. Şimdi bunu bildiği için İmran ailesi ve o ailenin annesi olan ki şu anda mevzumuz olan Hanne validemiz bu seçilmişlikten dolayı inanılmaz derecede bir korku içerisinde. Evet Allah bizi seçti ama acaba biz bunu koruyabilecek miyiz? Şimdi İmran Hanne'nin eşi olan İmran İsrail oğulları içerisinde çok böyle etkisi olan bir din al alimi. Gerçekten böyle İsrailoğulları o günkü zeminde sözüne itibar ediyorlar, ahlakını övüyorlar. Herkes etrafında dolaşıyor. Toplumun önünde itibar gören, toplumun önünde olan birisi Hanne Validemiz de öyle bir alimin hanımı. Şimdi öyle bir alimin hanımı olmak evet mevki makam noktasında iyi bir şey mi? İyi bir şey. Birçok insanın ya keşke ben de öyle bir konumda olsaydım diyebilerek imrendiği bir yer mi imrendiği bir yer. Ama bu kadar bir meselenin içerisinde bir de meselenin sorumluluk boyutu var ya. Başkaları için çok basit olan bir mesele böyle bir konumu elde etmiş bir insan için çok zor olabilir. Allah'a yakınlık dereceleri artan insanların imtihanları daha zor olabilir. Bir de böyle bir konumda olmak ne demek biliyor musunuz? Zirvelerde olmak demek. Şimdi bir insanın elde ettiği rütbe ne kadar büyükse oradan düşme riski bir o kadar büyüktür. Düşünün bir insanın ikinci kattan düşmesiyle onuncu kattan, yirminci kattan, ellinci kattan düşmesi aynı mı? İkinci kattan düşseniz eliniz ayağınız kırılır belki ama onuncu kattan düşseniz hayati bir tehlike var. Belki hiçbir zaman iyileşemeyeceğiniz derecede bir felç geçirme ihtimali ihtimali var. Onun için burada Hanne Annemiz bu sorumluluğu en üst düzeyde hisseden bir kadın olarak karşımızda duruyor. Asla o mevkiyi elde ettiği için ne de olsa ben bunu elde ettim bu manada bir şeyler yapmıyor. İsrailoğulları gibi zor bir kavmin içerisinde yaşayan birisi olarak o sorumluluğun farkında yani meseleyi biraz somutlaştırmak istiyorum daha iyi anlayabilmeniz için. Mesela o gün İsrailoğullarının alimlerinin çoğunluğu mabedin sırtından geçiniyor. Mabedin sırtından geçinenlerin de hali vakti iyi yani. En azından o günkü toplumun geneli itibariyle kıyas ettiğiniz zaman baya böyle maddi anlamda refah sahibi olabilecek düzeydeler. Ama İmran'da böyle bir şey yok. Bacanağı olan Zekeriya Aleyhisselam'da böyle bir şey yok. Onlar bütün peygamberlerden öğrendikleri üzere ellerinin emeğiyle geçiniyorlar. Dinin üstünden bir kazanç elde etmiyorlar. Dini kendilerine bir kazanç alanı olarak edinmiyorlar. Din sırtından geçinmedikleri için de zor ya zor. Yani hem işte bir yerde çalışacaksın mesela işte marangoz olarak mesela Zekeriya Aleyhisselam gibi çalışacaksın elinin emeğiyle hem de kalkacaksın insanlara din anlatacaksın, tebliğ edeceksin. Dine ait olan bazı şeyleri göstereceksin. Sen buna sabretsen hanım buna sabretmiyor. Hanım buna sabretse çocuk buna sabretmiyor. Ama Hanne annemiz öyle bir duruyor ki kendi kocası olan İmran'ın arkasında hayır diyor. Mabedin bir şey bizim eve girmesin. Sen asla bu noktada bir şey yapma. Sariha bir kadın olarak kocasının ahiretini düşünen birisi olarak bir hassasiyet ortaya koyuyor. Asıl yoldaşlık da budur zaten. Yoksa eğer başka türlü olsaydı sadece rahatını düşünen birisi olarak hareket ederdi ki çokları belki o gün öyle davrandı. Zaten o gün Genel anlamdaki o İsrailoğulların içerisindeki din adamlarının Hazreti Zekeriya ile Hazreti İmran'a karşı soğuk duruşları da bundan kaynaklanıyordu. Ya biz bir toplumu alıştırdık bir şeye, sen geldin oyunumuzu bozdun. Biz böyle. Bir şey yapmıyorduk. işte ne güzel mabetten geçinip gidiyorduk. Zekatlar geliyordu, bilmem neler geliyordu. Kendimize alıyorduk, yiyorduk, içiyorduk, geziyorduk. Sen geldin, şimdi yepyeni bir şey çıkardın başımıza. Yok efendim dinle geçinme falan filan diye bir şeyler söylüyorsun. Sistemi bozuyorsun. Şimdi sistem bozulunca da o sistemin sırtından rant sağlayanlar ne yapıyorlar? Düşman oluyorlar. İşte o düşmanlığa karşı mücadele verebilmesi için İmran'ın arkasında Hanne gibi bir dağ olması lazım. Bu iş dağ olmadan olmuyor, yoldaş olmadan olmuyor. Bu işte sana sırtını sıvazlayacak, "Ya yürü ben seninle beraberim." diyecek bir yoldaş olmadan olmuyor. Ama Hanne validemiz gerçekten Allah'ın kendisine yüklediği o sorumluluk çerçevesinde bunu çok güzel bir biçimde ortaya koyuyor. Onun için bu sorumluluğu bu şekilde anlayalım. İkincisi hassasiyet. Ne diye, ne demek hassasiyet? Allah'ın kulunda görmek istediği kulluk ızdırabıdır. Hassasiyet bu. Allah'ın kulunda görmek istediği kulluk ızdırabı. Öyle bir ızdırabı var ki Hanna Anamızın. Bakın duada biraz sonra göreceğiz. iki esma ilahiyi kullanacak. Bu öylesine değil. Hangisileri kullanacak? Semi ve alim. İşiten ve bilen. Ya bir kadın, bir İslam kadını dua için ellerini açacak Allah'tan bir şey istediği zaman bu iki esma ilahiyi öne koyarak eğer dua edecekse bir bilinç var o kadında bir bilinç var ve o bilinç ne biliyor musunuz? Hassasiyet noktasında inanılmaz bir düzeyde. Şimdi bunu o kadar doğru anlamış ki ya Allah benim her şeyimi işitiyor. Konuştuklarımı zaten işitiyor. Konuşmayıp da İçimde sakladıklarımı da işitiyor. Her şeyimi biliyor, her şeyimi. Gösterdiklerimi, yaptıklarımı da biliyor. Yapmayıp düşündüklerimi de hatta 40. odamdan gizlediklerimi de biliyor. Allah'ım, uyuup oya, gayb olan her şeyi bilen bir Rabbim var karşımda. Şimdi böyle bir Allah inancı olduğu için hassasiyet en üst düzeyde. ızdırap öyle bir noktada ki bambaşka bir noktada. Şimdi burada ocaklarımızı batıran bir hastalığa dikkatlerinizi çekeceğim azize hanımlar. Bakın insanlar bir başarı elde etsinler hayatın içerisinde. Yani biz kendi alanımızda Aynen kalın diyelim işte diyelim ki medreseyi bitirsin, icazeti alsın, insanlar hoca diye etrafında dolaşsın, itibar göstersin sözüne, işte çok iyi bir hocasın, sen şöylesin, böylesin diye övsün. Siz bu hocalı hayatın başka alanları içinde bir şekilde kıyasın ki meseleyi doğru anlayalım. Şimdi insan hayatta başarı sağladığında ve o başarısı insanlar tarafından takdir gördüğünde bir müddet sonra ne oluyor biliyor musunuz? Ne de olsa ben başarılıyım diyor. Yavaş yavaş o hassasiyet denilen şey zayıflamaya başlıyor. Büyük insanların, toplumda öncü olan insanların, başarılı olan insanların genelde ocağını batıran bir şey bu. Neden biliyor musunuz bu? Çünkü bu böyle bir şeydir zaten. İnsan bir anda başarı elde edince, toplumda itibar kazanınca o itibarı bir emanet olarak görmekten bir an gaflet duyup bundan vazgeçtiği anda e ne de olsa ya işte elde ettik varabileceğimiz yere vardık deyip o hassasiyetini zayıflattığında inanılmaz derecede o insanın İslam'la irtibatında hastalıklar ortaya çıkıyor. Şimdi Allah bizi o pozisyona düşürmesin, o duruma düşürmesin. Mesela bazı insanlar vardır uzakta öyle iyidirler ki o biçim. Ama yaklaştığınızda, onu tanıdığınızda, onunla bazı alanları paylaştığınızda ve vakit geçirdiğinizde kendi dizlerinize vuruyorsunuz. Ya, keşke bu adamı tanımasaydım ya uzaktan ne iyiymiş diyorsun. Ne iyiymiş. İçine girince, o halkaya dahil olunca, biraz yakın olunca meğer o benim hayalimde kurduğum adamla hiç alakası yokmuş diyoruz. Dedik de Demeye de devam ediyoruz. Allah dediğim gibi bizi o duruma düşürmesin. İşte burada tam da bu var. Şimdi bazı insanlar vardır. Allah bizi onlardan etsin. Yaklaştıkça o insanlara diyorsunuz ki ya keşke daha da yakında olsan. Çünkü özüyle sözü aynı. Bir maskesi yok. Hayatında duruluk var. Hayatında asla farklı bir şey yok evinin içindeyken, evinin dışındayken, arkadaşlarının içindeyken, camideyken, işte bir hizmet alanındayken neredeyse hep aynı kimlikle duruyor. Hep aynı şeyi yansıtıyor. O insanla tanıştığınızda, o insanla hayatınız kesiştiğinde dizlerinize vurmuyorsunuz. Ama bir de bunun bir tersi var diyorsunuz ki ya keşke Keşke böyle olmasaydı. Falancaya karşı bir hüsnü zanım vardı. O hüsnü zanımı sonuna kadar korusaydım. Keşke hiç yaklaşmasaydım ona. Keşke bu manada bazı şeyler olmasaydı diyoruz. Bazı insanlar için de öyle diyoruz. Şimdi kolay değil bu ama inanın ki bunu sağlayacağımız alan bu. Eğer ben bir kul olarak hassasiyet denilen şey ki işte o kulluk ızdırabı bunu ben yüreğimde tesis edersem başarılı olsam başarısız olsam halk beni övse halk beni yerse alkışlayanlarım çok olsa bana kızanlar bana sövenler hatta fazlalaşsa ben hak üzereysem bildiğim haksa ve o hak ve hakikat adına bir ızdırapla yürüyorsam bana ne ki bana ne ya ben başka bir şeye gönül vermişim ya. Başka bir sevdam var. Başka bir ızdırabım var. O başka ızdıraptan dolayı korurum eğer koruyacaksan bir şeyleri. İşte anne anamız böyle bir anne. Böyle bir anne. O hassasiyeti o kadar yüreğinde doğru bir biçimde konumlandırmış ki kimselere beğendirmek için değil Allah'a beğendirmek için bir gayreti var ve o gayretin yansımaları var. Üçüncüsü umut. Umut burada ne anlamda kullanıyoruz? Allah'ın gördüğünde en fazla hoşnut olduğu muazzez bir duygudur umut. Şimdi iman varsa eğer ki olmalı müminiz umut her zaman olmalı. Umudunu kaybeden en başta neyini kaybetmiş oluyor? İmanını kaybediyor, zedeliyor ve imanını kaybediyor. Çünkü ümitsizlik yes şeytanın bize dayattığı bir şeydir. Allah varsa İman varsa umut vardır ve o umut her zaman üzerinden her zaman için diri tutulmalıdır ve arttırılarak devam ettirmelidir. Eğer biz Hanne annemizi bu umut meselesinden anlasak imtihanlarımız ne kadar ağır olursa olsun, ne kadar zor olursa olsun, ne kadar şu anda tahammül sınırlarımızı zorlarsa zorlasın Allah var ya Allah var deyip teselli bulacağımız bir alan. Bakın bu umut olursa eğer ne kendimizden ne ailemizden ve sevdiklerimizden ne içinde bulunduğumuz toplumdan hayatımızı ke hayatımızın kesiştiği işte dostlarımızdan arkadaşlarımızdan asla umut kesmeyiz. Umudu kesmediğimiz zaman da hem iyileşiriz hem iyileştiririz. Şimdi gelin anne annemize bir konuk olalım bir misafir olalım. Bir kadın düşünün 50-60 sene çocuksuzluk imtihanıyla yansa. 50-60 sene. Yani bu duasının kabul olduğunda tam olarak biz kaynaklarda yani özellikle bizim mefsuk dediğimiz vesika nitelindeki kaynaklarımıza yaş tespit edemiyoruz ama kardeşi Elizabeth üzerinden, Zekeriya aleyhisselam üzerinden bir kıyas yoluyla bir şeyler elde edebiliyoruz. Yani normal şartlarda tıbben diyelim tıbben çocuk olma ihtimali aynen Elizabeth annemiz gibi mümkün değil. Mümkün değil. Ama öyle bir umut var ki içinde ya tıp imkansız dedi. Allah için imkansız var mı? Allah için imkansız yok. Allah için imkansız yoksa eğer benim imtihanım buysa ben bu imtihanımla barışırım ama yüreğimde her zaman için bir umut beslerim. Allah'a da ederim o duamı. Allah'tır kabul edecek olan eder etmez onu bileceğiz ama ben bunu yaparım diyor. Böyle bir kadın var karşımızda. 50-60 sene Allah'tan çocuk istemiş. Israr ve tekrar ile 50-60 sene. Şimdi başta taberi olmak üzere birçok tefsirde geçen bir rivayet. Böyle yaşı 80'lere vardığı bir zamanda evinin bahçesinde oturuyor. Bir ağaca nazar ediyor. Ağacın üstünde bir anne kuş var gagasında bir şeyler getirmiş yavru kuşuna. Anne kuşun o gayretini, o çocuğunu doyurma noktasındaki çabasını görünce dikkatine dokunuyor anne annemizin. Orada bir dua daha ediyor. Allah'ım diyor ne olur ya bana da bir evlat verseydin. Şu anne kuşun yaşadığı şu mutluluğu ben de yaşasaydım. Nasıl yaptıysa o duayı, nasıl icabet gördüyse, nasıl yüreğinin ta derinliklerinden bu duayı ortaya koyduysa Allah duasını kabul etti. İmkansız bir şey imkan oldu mu? E oldu. Allah için, onun için bu manada imkansız bir şey yok. Onun için ne olur Allah aşkına? Size inanın ki bir kardeşiniz olarak bakın bunun için yalvarıyorum. Ne kendinizden ne bir başkasından ümidinizi kesmeyin. Çünkü ümidinizi kestiğinizde Allah da o kapıyı kapatıyor. Allah da o kapıyı kapatıyor. Bakın bir örnek vereceğim size. Yakın bir zamanda daha üç ayların bir, birkaç haftasına geldiğimiz bir zamanda genç bir aile geldi bana. Ailevi sorunlarını anlatıyorlar. Biliyorsunuz o sorunlar bir türlü bitmez zaten. Neyse dinledim dinledim. Sonra şöyle bir şey dedim. Dedim bakın önümüzde üç aylar var. 3 aylar ne demek? 90 günlük insanı gerçekten iyileştiren bir noktaya da taşıyan ilahi bir sermaye. Gidin bu 90 günde şunları 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 yapın. Ondan sonra Ramazan'dan sonra bir daha bakarız. Eğer olmasa başka şeyler düşünürüz. Dedim bunu baktım ki duvara söylüyorum. Hiç yüzlerinde umut yok. Hiç iyileşeceklerine dair bir umut yani insana mesela bir şey söylersiniz geri dönüşüm olur ya mesela özellikle biz hatiplerde o çok olur mesela bakarız yüzlere ha dönüşüm varsa demek ki karşılık buluyordu bir de vardır ki duvara söylersin o duvara söylediğin zaman da dersin ki tamam belki bunların yüzünde yansımıyordur ama içlerinde duyuyorlardır falan diye kendimizi teselli ederiz orada da baktım ki yüzlerine hiçbir şey yansımıyor. Siz inanmıyor musunuz dedim iyileşeceğinize. İkisi de dedi ki hocam valla senin hatırın için yapacağız. Hiç umudumuz yok. Dedim benim hatırım için falan yapmayın. Benim hatırım için yapsanız ne olacak ki? Boşu boşuna 90 gün beklemiş olacaksınız. Gidin umutlarınız tazelenirse bir daha gelin. Halen bekliyorum bakayım gelecekler mi gelecek mi gelmeyecek mi? Bak Recep'in ilk haftası geçiyor. Şimdi o umut olsa ama bu öyle rol değil gerçekten. Ya Allah'tır kalplerin sahibi. Allah kalpleri telif eder. Benim eşime karşı sevgim bitse mesela. Çocuklarımla bazı imtihanlar yaşasam bir şeyler olsa. Bir arkadaşımla yaşasam mesela bir şeyler olsa. Ben kendi gücüm yetmez o kalbime bir daha söz geçireyim. Ama elvedüt olan Allah var ya. Aç elini Samimi bir biçimde iste bunu ya. Allah'ım diye eşime tahammül edemiyorum ya vedüs sensin ya ne olur şu kalbimi çevir ya çevir de dua et ya yakar bunun için ama samim bir biçimde bunu söyle yürekten söyle bak bakalım oluyor mu olmuyor mu eğer olmuyorsa ondan sonra ne yapacaksan yap ama bu noktada bir çaba yapmazsan kendinden ümidini kesmişsin mesela diyor ki bazı gençler hocam benim şu huyum iyileşmez ha iyileşmezse öyle inanıyorsan vallahi iyileşmez Şimdi bakın Efendimizin çok az beddua ettiği yerler var biliyorsunuz değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir şey söylüyor mesela bir sahabiye. O şahsa diyor ki yapamam ya Resulallah. Yapam ya ver diyor. Bak beddua etti Allah Resulü. Yapamaz ol diyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın buradaki o tepkisini anlıyor musunuz? Kesme diyor ya ümit kendinden. 50 defa aynı günahı işlemiş ol. 50 defa da aynı hatayı yapmış ol. 51. defada diyeceksin ki Allah'ım 50'sinde olmadı bu sefer olacak. Bu sefer olacak. Ya ben bu yaşıma kadar 52 yaşındayım. 40 tane 3 aylar geçirdim. 40 da yıl ben recep Şerif'e eriştim. 40 yılda plan yaptım, program yaptım ama 40 defada olmadı. Bu sefer 41. defa 52. yaşındayım. Bu Ramazan'da ben adam olacağım. Bu Ramazan beni adam edecek. Bu Şaban beni adam edecek diye ümit duy ya. Duy. Allah bunu görmek istiyor bizden. Açtı i̇şte bir kadın var karşımızda. Binlerce kez selam olsun. Çocuğu olma ihtimali hiç yok. Ama orada yüreğinden gelen bir feryadı ortaya koyuyor. Allah da onun o feryadının karşılığını ona veriyor mu? Veriyor. Onun için duası olanın umudu olur. Umudu olanın duası olur. Duayla umut arasında kopmaz bir bağ vardır. Bunu hiçbir zaman düşünmeden anne annemizin üzerinden ne alacaksak alacağız ki hayatımızda bazı şeyler biraz olsun değişmiş olsun. Gelelim dördüncüsüne adamak. Belki de anne annemiz için konuşacağımız en önemli vasıflardan anahtar kavramlardan bir tanesi bu. Ne demek adamak? Allah'ın bahşettiği en değerli ikramları yine onun yoluna feda etmektir. Hani annemiz bir adayış kahramanı. Allah yolunda feda etmenin, kurban etmenin, kurban edilecek evlatlar yetiştirmenin, Allah'a arz etmenin, Allah'a bu işi havale etmenin ne demek olduğunu gösteren en önemli örnek. Çok farklı bir adayış süreci var biliyorsunuz onun. Ya insan anlamakta da zorlanıyor. Yıllarca evlat iste, evlat iste, evlat iste. Sonra Allah versin o evladı. Ondan sonra de ki Allah'ım sana kurban ediyorum. Yokken sabretmek kolay. Yani zordur da diğeriyle kıyas ettiğinizde kolay. Ama var, varken bunu feda etmek ve onun için sabretmek çok daha zor. Mesela o güne kadar sabretti, artık imtihanıyla da barıştı. Bu manada bazı şeyleri de yürüttü, o süreci de yürüttü. Tamam. Ama bir de var ki, var ve o varlığa ne zaman erişiyorsunuz? En son süreçte erişiyorsunuz. Hayatının son demlerinde Allah size bir çocuk veriyor. Mesela vardır etrafınıza belki şimdi içimizdeki hanım kardeşlerimizden bazıları da öyledir ya da yanında tanıdıkları vardır. 10 sene, 20 sene, 30 sene olmasa mesela çocuğu sonra olsa. Nasıl titriyor o anne o çocuğun üzerine? İşte Hanne annemiz öyle. Tam titrediğini feda ediyor. Titrediğini adıyor. Ve adarken de öyle arkasından gözü olarak adamıyor. Yani adadım da işte öylesine yani. Mesela biz şimdi baya böyle üst perdeden konuşuyoruz ya. Selahaddin doğuracağız. Selahaddin yetiştireceğiz. Şunu edeceğiz bunu edeceğiz diyoruz ya. Ondan sonra en ufak bir imtihan görünce hemen o söylediklerimizi unutuyoruz ya. Böyle bir şey değil adıyor ve o adayışının da arkasında inanılmaz derecede de istikamet üzere duruyor. Onun için anne annemizden bu adayışın çok ciddi bir biçimde örnekliğini alırız. Beşinci kavram hürriyet. Ne demek hürriyet? Allah'ın rızası dışında boyuna, ele ve ayağa takılan tüm prangalardan kurtulmaktır. Bakın biraz sonra ayetleri Tamamını okuyacağız ama burada öz özellikle o ayetin o kısmını hatırlayalım. Rabbi inni nezer tuleke ma fi batni muharraran. Muharrar kullanılan ifade bu. Kur'an'ın orijinal olarak tek kullandığı yer de burasıdır zaten. Ne diyor? Rabbim karnımdaki çocuğu muharrar olarak yani hür olarak, özgür olarak, hürriyetine kavuşturulmuş olarak sana adadım. Niye bunu söylüyor? Bunu öylesine söylemiyor. Allah'ım sana öyle bir çocuk adadım ki bu çocuğu nefsimin, ailemin, toplumun, geleneğin, idarenin bütün prangalarından kurtararak adadım. Ne olur dikkat edin. Bunların hepsi aslında bu kavramın içerisinde var ki uygulamada daha sonraki süreçte yaşadığı imtihanlara karşı gösterdiği işte karşılıklardan da bunu görüyoruz zaten. Nefsimin prangasından kurtardım Allah'ım. Bunu derken Hanne annemiz neyi kastediyor? Ben bu adağımdan dolayı hiçbir beklentiye girmeyeceğim. Hiçbir beklenti. Yarın öbür gün demeyeceğim de ya ben onun annesiyim diye hava da atmayacağım ona ait de bir beklentim yok. Sadece ve sadece sana adadım. Sana adadım ve bunda şahsi olarak nefsi olarak hiçbir beklentim yok. Eğer öyle bir beklentim olsa beklentimin kölesi olurum. Onun için Muharrar'ın ifadesine uymayacak bir tavır ortaya koymuş olurum. Yarın bu adadığım ne olduğu daha belli değil. Kız mı erkek mi daha belli değil ona geleceğiz şimdi zaten. Neyse o doğacak çocuk onu adadım ya Ailem olarak da bir beklentiye girmeyeceğim. Demeyeceğiz bizden, bizim ailemizden, bizden, bizim işte gruptan böyle bir beklentiye de girmeyeceğim. Ailemin de bu noktada hiçbir beklentisinin olmayacağını sağlayacağım. Ailemin prangalarından kurtardım. O çocuğun üzerinden aileme, ailemize, kendi ırkımıza bir şeref transferi yapmayacağım. Böyle bir beklentiye de girmeyeceğim. Ben, ben, beni böyle bir şeyle görmeyeceksin. Hiçbir şekilde böyle bir beklentiye girerek bu adımlar atmayacağım. Toplumun prangalarından da kurtardım. Toplum ne derse desin. Ne söylerse söylesin. Bana ister övgü düşsün ister yergi düşsün. Hiçbir şekilde bu noktada da bir beklentiye girmeyeceğim. Gelenek var. İsrailoğullar da biliyorsunuz aşırı bir gelenek işte üzere yaşayan bir toplum o geleneğin dayatmalarına da geleneğin kutsal olarak bize gösterdiği ve dayattığı her şeye karşı da onu özgürleştirerek adadım. O noktada da hiçbir şeyi ben beklemeyeceğim. İdarenin buradaki idareyi iki yönünü anlayın. İster dini idarenin ister siyasi idarenin. İster dini alanda olsun ister siyasi alanda olsun her türlü baskısına, şantajına, bu noktadaki bana söylediklerine ya da dayattıklarına asla eyvallah etmeden adadım. Öyle bir hürriyet kahramanı ki, öyle bir hürriyet kahramanı ki, öyle böyle değil. Ya özgürlük meselesi mesela şu anda gençlerin böyle çok farklı bir biçimde dillendirdikleri bir kavram ya sadece bu ayet üzerinden Hanne Validemizin kullandığı bu ifade üzerinden gerçek özgürlüğün öyle bir tanımı yapılıyor ki öyle böyle değil. Keşke anlasak ve anlatabilsek. Peki kolay mı bunları yapabilmek? Allah değil. Değil. Ama Hanne Validemiz ne kadar kuşatma yaşarsa yaşasın özgürlüğün, hürriyetin değer ve kıymetini bildiği için bu manada asla kendisine dayatılanların baskısı altında bir hayat yaşamıyor. O adağını özgür bir biçimde adıyor ve sonuna kadar da bunu ciddi bir biçimde koruyarak bu manada bazı şeyler ortaya koyuyor. Şimdi burada bir şeye kısaca temas edelim. Muharraran ifadesinden de bir şey anlıyoruz. Aslında Hanne annemiz erkek bir çocuk istiyor. Allah'ım bana erkek bir çocuk verir. Dedi. açıkça bunu söylemedi ama o ifadeden bu anlaşılıyor ki zaten daha sonra kız doğunca şaşkınlığını ayetten okuduk zaten böyle değildi ya bizim Allah'tan istediğimiz bu değildi noktasına getirdi anne annemiz Neden Çünkü şöyle bir yanlış anlayış var. Eğer bu dine hizmet edecekse mabede adanacaksa İsrail oğullarına, bir işte iftihar vesilesi olacaksa, insanlığa hizmet edecek birisi olacaksa erkek olmalı ya. Kadının yapacakları sınırlı. Kadının yapacakları sınırlı olduğu için onun yapacağı işler değil. Ben de mabede adamak istiyorum. Onun için Allah'ım senden böyle bir şey istiyorum. Şimdi Allah da duasını kabul etti ya hamile kaldı işte tamam dua oldu. Ne düşündü anneannemiz? Tamam duam yüzde yüz tuttu diye düşündü. %100 ben erkek istedim Allah da büyük ihtimalle öyle olacak ama doğurduğunda kız olduğunu görünce biraz üzüldü ve şaşırdı nasıl olacağına ait bir endişesi oldu o muharraran ifadesi bir daha ortaya çıktı cinsiyet de bir pranga seni bağlayan bir pranga ondan da kurtul ya ondan da kurtul Allah katında üstünlük erkek ya da kadın olmamızda mı? üstünlük takvada ya. Allah ayırıyor mu? Belki Allah sana İsa'nın annesi olmayı o anda nasip etmeyecek. Mesih'in annesi olmayacaksın. Çünkü İmran'ın hanımı hamile kaldığında Kudüs, Celile, Beyt-i Lahim bunlar Filistin'in şehirleri biliyorsunuz. Onlar biraz uzakta oturuyorlar o aile. O ailelerin tamamında ve o toplumda Mesih doğacak diye bir Umut var çünkü bütün işte işaretler ona ait bir şey gösteriyor bir umut var insanlarda Mesih'te erkek olacak böyle bir şey olunca bir anda kız olunca bütün dünyalar yakılıyor o anda olmayacak demek ki bu başka bir noktaya gelecek diye o andaki insanlar bir imtihan yaşıyorlar ama Allah diyor ki ben kabul ettim diyor onu. Şimdi burada neyi anlıyoruz ya Allah bazen istediğimizi tam vermez verdiği tam bizim istediğimiz olur. İstediğimizi tam vermez. Çünkü biz bilmiyoruz, resmi bilmiyoruz. Resmi görmüyoruz. Resmi göremediğimiz için biz sonuca odaklanıyoruz. Ama Allah meselenin her şeyini bildiği için o işin nihayetinde de meselenin hayrının nereye varacağını bildiğinden dolayı Bazen bizim istediğimizi vermez. Zaten bundan dolayı Allah'ın büyüklüğünü anlayabileceğimiz en önemli alanlardan bir tanesi de bizim her istediğimizi bize vermemesidir. İnanın her istediğimiz bize verse var ya mahvoluruz ya. Biz bugün istiyoruz yarın değiştiriyoruz. Allah istediğimizi vermemesiyle de o yüce kudretini aslında o yüce aşkın olan halini bir gücünü bize bir kez daha yansıtıyor. Anlayabilmek hepimize nasip olsun. Onun için burada özellikle cinsiyet noktasındaki o prangaları da kırması adına hürriyet noktasında muhteşem bir örnekliliği var Hazreti Hanne'nin. Altıncısı tevazu. Tevazu ne? Allah'ın rızasını kazanmak için onun karşısında iki büklüm olmaktır. Allah'ın karşısında iki büklüm olan kulların karşısında iki büklüm olmaz ama merhameti kuşandığı için tevazuyla kanatlarını gerer bütün bir varlığa, bütün bir varlığa. Sadece insana da değil, bütün bir varlığa tevazu kanatlarını gerer. Şimdi burada özellikle tevazunun üzerinden de merhamet tevazu ilişkisini anladığımız için şimdi anlayalım mesela Hanne annemiz yıllar sonra çocuk sahibi oluyor. O çocuğu da Allah'a adıyor. Adayışında kullandığı ifadelere ne olur dikkat edin. Feteqabbel minni inneke entes semiul alim diyor. Adadıktan sonra diyor ki Allah'ım ne olur benden kabul buyur. Adadım artık ben adadım orada farklı bir hale girmiyor. Duasını yine eşsiz bir tevazuyla yerine getiriyor. Ben aldadım ama kabul edecek sensin. Ya etmesen ya yüzüme çarpsan ya olmaz dersen ya benim için değildi desen ya farklı bir karşılıkla bana karşılık versen o tevazuyu yaşadığı için Allah'ım diyor benden bunu kabul et çünkü sensin semi ve alim olan, her şeyi işiten ve her şeyi gören sen olduğun için bilen sen olduğun için benim bu adamı kabul et diyor. İşte bu benim adamı kabul et diye boyun bükmesinin adı nedir? Tevazudur. Onu da görüyoruz. Onun üzerinden de bize verdiği mesajlara da şahit oluyoruz. Yedincisi tevhid. Tevhidi de burada nasıl anlıyoruz? Allah'ın birliğini, yaratmasını, yaşatmasını ve yönetmesini bir an olsun unutmadan selim bir akideyi tesis etmektir. Tarife ne olur dikkat edin. Allah'ın birliğini yaratmasını yaşatmasını ve yönetmesini tevhid bu zaten. Bir an olsun unutmadan selim bir akideyi tesis etmesidir. Biraz önce söyledim ya Esmaül Hüsna içerisinde özellikle bu iki ismi kullanması. Seli, semi ve alim demesi yakın bir Allah tasavvurunu aslında yansıtıyor. Beni görüyor ya beni işitiyor. Nerede yaparsam yapayım ne yaparsam yapayım kimden gizleyeceğim hadi kuldan gizledin en yakınlarından da gizledin Allah'tan nasıl gizleyeceksin bu şuurda olmanın adıdır işte tevhid her an Allah'ın gözetiminde olduğunu ortaya koyan bir bilinç tevhidi anlamış bir bilinçtir Allah bunu işte dikkate almaz haşa yani bunu açıkça söylemez uyanıklar biz de bazen o uyanıklığı yapıyoruz. Ama Allah hesapları açtığında küçüğünü de büyüğünü de birer birer ortaya çıkardığında o zaman onun semi ve alim oluşunu daha iyi anlayacağız ama o zaman iş işten geçmiş olacak. O gün işte hüsrana uğrayanlardan olmamak adına bugün bunları duyanlardan olalım inşallah. Sekizincisi sadakat. Sadakati de Allah'ın tasdiklemesini istediği her şeyi kalben tasdiklemek ve sonuna kadar da bu inancı devam ettirmektir. Yıllarca eşi İmran'a karşı sadakati kuşandı mı Hanne validemiz kuşandı. Hamile kaldı. Şimdi yıllar geçmiş aradan hamile kalmışsınız eşiniz de karşınızda. Ne istersiniz? Ya bir mutlu bir hayat olsun değil mi? Allah alıyor mu İmran'ı? İmran görmüyor kızını. İmran vefat ediyor. Şimdi o anda Allah hakkında bir suizana giriyor mu Hanne annemiz? Suizana girse sadakati zedelemiş olacak. Allah'ın bir taraftan verdin bir taraftan alıyorsun. Böyledir zaten Erzurumların öyle bir sözü var bilmem biliyor musunuz? Allah bir kulun bir anda iki penceresini açık bırakmaz. Birini açsa birini kapatır. Böyledir yani yapacak bir şey yok çünkü imtihan yurdundayız. İki pencere yani iki pencereyi nasıl anlayın biliyor musunuz? Bir elim yağda bir elim balda yani her şeyim dört dörtlük. Hiçbir şekilde bir şey yok. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey bu dünya hayatında beklemek mümkün değil. Yıllarca bekle 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 bir çocuğu hamile kal kocan gitsin. Ama sen sadakati kuşanmışsan o sadakatine karşılık Allah hakkında suizanını bozmuyorsun. Allah hakkında suizana düşmüyorsun. Asla hüsnü bozmuyorsun. Sonra karnındaki çocuğu erkek zannet. Doğur kız çıksın yine sadakati bozma. Yine Allah hakkında hüsnü zanına zarar verecek bir şey söyleme. Kız doğduğu zaman aa kızmış falan filan diye İsrailoğullarının dalga geçişmişlerine işte muhatap ol. Mesela öyle şeyler anlatılır biliyorsunuz. Anneannemiz annemiz 9 ay işte hamile kaldığında çatladı bazı hasetçiler çatladılar. 9 ay boyunca o eve gitmediler hasetlerinden ne zaman ki duydular kız diye aa kurtulduk kızmış diye gidip göz aydınlığı vermeye başladılar. Şimdi o göz aydınlığı verirken o imalı bakışlarını ve imalı sözlerini iyi anlarsınız siz. Yani hanımlar o işi iyi anlar. Benden daha iyi anlarlar. O o bakışların altında bile sadakati bozmuyor. Allah ne demişse o İşte bu bu. Hiçbir şey sadakati bozmuyor. Sonra canından bir parça ver Meryem'i mabete ki girişi zaten bambaşka bir olay. İsrail İsrailoğulları ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Mabede kız mı adanır? Önce itiraz ediyorlar. Bakıyorlar ki iş olmayacak tamam kabul ediyorlar. Bu sefer ne diyorlar? Tamam içimizden birisi üstlensin onun işte bakımını ki bizim kontrolümüzün altında olsun. Olmuyor bir dahaki derste Meryem validemize detaylarını göreceğiz. Kura çekiliyor. Kura da Hazreti Zekeriya çıkıyor. Hazreti Zekeriya'nın kefaletinde yani onun gözetiminde mabetteki hayatı başlıyor. Mabettekiler öyle zulümler yapıyorlar ki öyle zulümler yapıyorlar ki bunları da bazen duyuyor Hanne anamız. Yine de sadakatini bozmuyor. Demiyor ki ya adadık mabede bunlar oldu alalım mabetten demiyor. Ben Allah'a adadım diyor ya. Allah'a adadım bir cemaate bir vakfa bir hocaya değil Allah'a adadım ya. Allah'a adadım. Bana ne ben eğer bir yere adadımsa o adam eğer bazı şeyleri tam olarak yapmadıysa ben niye ona takılayım? Ben niye ona takılayım? o Allah'a versin hesabını? Eğer ben bu noktada Allah'a adadımsa o adamın arkasında dururum. Çünkü sadakat bunu gerektirir. Sadakat buna ait bazı adımların atılmasını gerektirir. Eğer bunu sağlamazsak tam anlamıyla o sadakati yani adayış noktasındaki o sadakati de tam olarak ortaya koymamış oluruz. Dokuzuncusu istiaze. İstiazenin ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Allah'ın sığınılmasını istediği her şeyden yüz çevirip ona sığınarak onun zimmeti altında yaşamaktır. Çok çok önemli bir şey biliyorsunuz bu. Bir annenin en önemli vazifelerinden bir tanesi de bu biliyor musunuz? Bu ne biliyor musunuz biraz anlaşılır kılayım. İstiazet tam olarak bilgisayarlara yüklenen antivirüs programıdır. İstiazet bu. Virüsler gelecek. Gelecek. Çünkü virüslerin olduğu bir yerde yaşıyoruz. Şu anda bakın yaşadığımız toplum böyle bir toplum. Ve bu toplumdaki virüsler inanın ki bir 10 yıl önce, 20 yıl önce, 30 yıl önce, 50 yıl önceden çok daha tesirli ve çok daha zarar verici. Ve inanılmaz kuşatma altında bir mesele bu mesele. Şimdi böyleyse eğer bir anne istiazeyi anlasa yani gerçekten Euzu billahi racim" sözünün ne anlama geldiğini anlasa yani neyi dediğinin farkında olsa çocukları kavanozda be tutarak ya İzole edelim etrafını kavanozun içerisinde yaşayalım işte ne yapalım dikkat edelim. Eğer kayınvalidenin ağzı bozuksa ona götürmeyelim. Akrabalar sıkıntısı, sıkıntılıysa onunlarla görüştürmeyelim. Okulunu özel bir okula gö gönderelim. Kur'an kursunda şöyle bizim seçtiğimiz insanlarla beraber olsun. Arkadaşlarını da biz seçelim. Şunu da biz yapalım. Bunu da biz yapalım. Böyle yaparak koruyacağımızı zannediyoruz. Ama istiaze ne biliyor musunuz? İstiaze işte anne annemiz aslında onu söylüyor. Şeytan ve şeytanın adamları hiç eksik olmayacak. Öğret çocuğuna ya şeytanla mücadeleyi. Öğret. Çocuğuna en büyük iyilik günaha karşı mücadele etme refleksini ona yansıtmandır. Çünkü nereye kadar koruyacaksın? Evin içinde koruya, evin içinde Bugün evin içinde oluyor ne oluyorsa. Dışarıda olmuyor. Evin içinde oluyor. Onun için istiazeyi çok iyi anlamak durumundayız ki Hanne annemiz yetişiyor imdadımıza. Bir annenin hayatında istiazenin nerede durması gerektiği konusunda bize bir şey söylüyor. Şimdi o Meryem var ya o Meryem kurban olduğumuz o İslam'ın yüz akı olan Hürriyet Abidesi o kadın mabette bir tek başına kaldı ya bir tek başına siz o Yahudilerin ve Yahudi din adamlarının oradaki talebelerin, hocaların çok rahat bıraktığını mı zannediyorsunuz Meryem'i? Ne filmler çevirdiler ne filmler. Ama öyle almış ki o istiaze bilincini hanneden 40 tane film çeviren o işte çizgileri zorlayan adamların karşısında iman abidesi olarak ve bir afife olarak yani iffet timsali biri olarak nasıl kalınabileceğinin yolunu ve yöntemini gösteriyor. Onun için buradan alacağımız çok çok önemli bir mesele var. Şimdi onuncusu da sabır. Sabır da şu Allah adına ve Allah namına dayanmak ve direnmektir. Sabır bu. Buradaki biz sabrı da bunun için alınıyoruz. Şimdi bir sürü sabır sayabiliriz. Bak, maket biraz geçti ben tam bir saatte bitiriyorum biliyorsunuz dersleri. 10 tane şey söyleyeceğim hızlıdan. İmran gibi bir kocaya ve onun konumuna sabretti mi Hazreti Hanne? Sabretti. En büyük imtihanı olan çocuksuzluğa yıllarca sabretti mi? Sabretti. Hamile kaldığında hasetçi komşu ve akrabalara sabretti mi? Sabretti. Bakın hasetçiye sabretmek çok zor. Hasetçi ne yapıyor biliyor musunuz? O hasetçinin size zararlardan bir tanesi de odur. Hasetçi merhametsizdir merhamet size musallat olmak sizdeki merhameti de zedeliyor. Yani bir hasetçiyle karşı karşıya kaldığınızda eğer nasıl korunacağınızı bilmiyorsanız en ilk kaybedeceğiniz şey merhamet oluyor. Çünkü onun o hasetli bakışlarına karşı siz de başka bir şeyler yapmaya kalkışıyorsunuz. Bu sefer onu korumuyorsunuz ama Hanne annemiz ona da sabretti. Aynı imtihanı yaşayan kız kardeşi Elizabeth'i gı gıpta tam damarını harekete geçirmemek için sabretti mi sabretti Elizabeth annemizle Meryem validemizin ilişkisini geçen ders az bir şey anlattım size hatırlıyorsanız şimdi gıpta damarını çok harekete geçirdiğinizde bunu yapamazsınız. E doğdu çocuk tamam ne yapacağız bir parti düzenleyeceğiz mecburen bunu da Instagram'da yayacağız insanlar duysun bir işte haberdar olsun çıldırtacaksın adamları etrafındaki insanları o gıpta damarını hasedi farklı bir noktaya getireceksin. Hem kendine zarar vereceksin hem de başkalarına zarar vereceksin. İşte burada yönetiyor onu. Yani sabrederek onu da yönetiyor. Bir sevinç var ortada bir çocuk olmuş ama ya kız kardeşin yok da yok. E kız kardeşin yoksa geldiğinde ay benim kızım şunu et bunu et alıp içine bağrına basacağına bırak teyzesi sevsin ya. Sen teyzesi gittikten sonra yine seversin. Niye o gıpta damarını kaşıyorsun? Ama yapmıyor işte bunu Hanne annemiz ve bu noktada da nasıl sabredileceğinin yolunu gösteriyor bizi. Bize eşi İmran'ın vefatına ve sonrasında ortaya çıkan sıkıntılara sabretti mi? Sabretti. Doğan çocuğun kız olması üzerine koparılan fırtınalara karşı sabretti mi? E ona da sabretti. Adağını yerine getirme noktasında hiçbir tevile ve söze kapı açmadan sabretti mi? Vallahi ona da sabretti. Meryem'i mabede adadıktan sonra bu zorlu imtihana karşı sabretti mi? Sabretti. Şimdi şöyle bir şeyler okuyoruz mesela tarih kaynaklarda. Adadı ya mabede her gün her gün gidip gelmedi oraya. Haftada bir de gidip gelmedi. Gidip bazen o Beytül Makdis'te uzaktan durup buradan Meryem'in kokusu geliyor diye sabretti. Niye biliyor musunuz? Ya giderse Meryem daha küçük benimle gelmek ister. Benimle gelmek ister. Aynı adayış hikayesini, adayış örneğini ki sahabe içerisinde ben anlatmışımdır inşallah o günlere gelince o kadını, o büyük İslam kadını burada anlatacağız bir daha. Ümmü Süleym anamız Enes'i e adadı biliyorsunuz. Enes'e de bunları söyledi zaten. Enes ne dedi biliyor musunuz radıyallahu an? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni bir iş için bir yere gönderdiğinde ben evimizin bulunduğu sokağa hiç girmedim. Niye diye sordular. Ya evimi görürsem annemi özlerim. Annemin yanına giderim. Ama Resulullah'a beni o adadı. Allah'ın Resulüne o adayışını annem yaptığı için o adamasına gölge düşmesin diye ben evime dönüp bakmadım diyor. Böyle olur zaten adayış. Yoksa öyle eti senin kemiğin benim diye adıyoruz ondan sonra da hemen ufacık bir şeyde ne et ne kemiği tırnağını bile feda etmiyorsun. Öyle bir adayış yok öyle bir adayış yok asıl adayışın ne olduğunu burada ortaya koymuş oluyor. Meryem'in yıllarca mabette karşılaştığı sıkıntıları duymasına karşı sabrettiği Son nefesine kadar da bu adağından geriye dönmeyip sözünü tutabilmek için sabretti. Allah bu sabrı da anlayabilmeyi bizlere nasip eylesin. İnşallah bu 10 tane kavramı alacaksınız Kendi dünyanıza Ben de alacağım kendime sadece bu dersler kadınlara yapıyor yapıyor ama kadın erkek hepimize burada mesajlar var. En azından neler eksik bunların tespitini ve bu tespitin arkasından da, ...atılacak adımları atmamıza vesile olsun. Şimdi vakit geçti ama hızlıdan o dört ayeti bir okumak istiyorum size. Ama öncesinde Hanne'nin kelime anlamını da bir size aktarmak istiyorum. Şimdi Hanne aslında İbranice'den bize geçen bir isim biliyorsunuz. İbranice'deki karşılığı Hanna. Latincesi Anna çok büyük ihtimalle bazı Türk dil bilimcileri bunu kabul etmiyor ama bazıları da ediyor... Bizdeki anne de buradan. Yani anla anne, anne böyle geçmiş olma ihtimali var. O dilcilerin işi. O ayrıntılara biz girmeyelim. Ama bizde öz Türkçede yani asıl Türkçede anne ök biliyorsunuz. Ök. Ög. Öksüz de buradan zaten. Yani annesiz kalana ne diyoruz? Annesini yitirmiş anlamında öksüz diyoruz. O Türkçe'ye k ile geçmiş ama aslında ök. Şimdi hannenin asıl İbranice'deki anlamına baktığımızda üç anlam çıkıyor karşımıza. Yaklaşmak, buluşmak ve mevcut olmak. Üç anlam. Yaklaşmak, buluşmak, mevcut olmak. Nasıl anlıyoruz isim müsemma ilişkisini? Hanne Allah'a yaklaştı. Özlemini çektiği Meryem'i ile buluştu. Sonra onu Allah'a adayarak Tarihe unutulmaz harflerle adını yazdırıp her dönem mevcut olan yani anılan bir kadın oldu. Bir anne oldu. Allah binlerce kez kendisinden razı olsun. Şimdi Ali İmran suresindeki o dört ayeti okuduk aslında satır aralarında ama topluca bir hızlıca okumak istiyorum. Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini seçip alemlere üstün kıldı. Bunların birbirin, bunlar birbirlerinden gelme nesillerdir zurriyeten ba'duha min ba'din vallahu semiyon <laughs> alim. Allah hakkıyla işitmekte ve bilmektedir. Sonra duaya geçiyor. Bir zamanlar İmran'ın hanımı şöyle demişti. Rabbim karnımdaki şu çocuğu özgürce, kayıtsız ve şartsız bir şekilde sana adadım. Bunu benden kabul buyur. Kuşkusuz sensin her şeyi işiten ve her şeyi bilen. Onu doğurunca dedi ki Rabbim onu kız doğurdum. Orada satır arasında Rabbimiz diyor ki oysa Allah onun ne doğurduğunu bilmektedir. Erkek de kız gibi değildir. Ben onun adını Meryem koydum. İşte ben onu ve soyunu kovulmuş şeytana karşı senin korumana bırakıyorum. Şimdi Meryem anamızın dersine gireceğiz detaylara. Bakın adadı adını da ne yaptı? O adayışa uygun koydu. Meryem koydu. Meryem ne? Adammış kadın demek. Abide kadın demek. Mabede adanan kadına uygun bir biçimde isim koydu. Koyan kim? Annesi koyuyor o ismi. Yani o noktada işte yeni bir çocuk oldu. Ben öyle bir isim koyacağım ki hem Kur'an'da olsun hem de kimsede olmasın. Onun için bir çabaya girmedi. Neye girdi? Benim adağıma uygun bir ismi yansıtsın. İsim işte koyuyor. Ne bu? Ne anlamı var? Cennette yağan ilk yağmur. Tövbe eğer öyle bir şey varsa Öyle nereden geldi aklınıza? Nasıl buldunuz bunu? Niye bu kadar çaba ortaya koydunuz? Yani bu kadar zorlamanın ne anlamı var ya? Meryem dururken, Betül dururken, Fatıma dururken, Rümeysa dururken, Nesibe dururken ne derdiniz var? Ama öyle bir hal ki bu isim koyma meselesi o da ayrı bir dert. Peki Allah kabul etti mi? Asıl meselemiz bakın burada bu. Kabul etti mi? Etti. 39. ayette hem de ettiğini nasıl söylüyor? Fetekabbelehe rabbuha bi kabilin bi kabulin hasenin ve enbetehe nebeten hasenen ve keffelehe Zekeriya. Hem de nasıl kabul etmiş? Bunun üzerine Rabbi onu hasenen güzel bir şekilde kabul etti ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Ayet ne dedi biliyor musunuz? Beş şey söyledi. Allah bu adağı kabul etti. Bu adağı en güzel bir şekilde karşıladı. Bu adağı bir çiçek gibi yetiştirdi. Niye onu söyledi de onu da Meryem validemizin dersinde göreceğiz zaten. Nebet, niye orada nebete dedi yani neden bir çiçeğe benzetti onu göreceğiz. Bu adağı da bir çiçek gibi yetiştirdi. Bu adağı her türlü kötülüklerden korudu bu adağa Zekeriya gibi bir bahçıvanı görevlendirdi. Şimdi Azize Hanımlar son sözümü söylüyorum bitiriyorum. Emin olun bakın biraz işte bu işleri bilen bir kardeşinizim ben yani tarihle işte peygamberler tarihiyle uğraşıyorum. Emin olun Meryem validemizin mabede adandığı zemin şu andaki zeminden çok da farklı değil. Hatta daha da zor. İsrailoğulları ya 40 tane dalavere çeviren bir topluluktan bahsediyoruz. Bu topluluğun mabetteki bütün etkinlikte onların elinde, güç onların elinde, onlar yönetiyorlar. Öyle bir zemine adanıyor mabet, mabette Meryem Validemiz. O adayışı usulüne uygun ki Hanne anamız usulünü öğretiyor bize. Usulüne uygun yaparsan korkma. Allah'tır o çiçeğe sahip çıkacak olan. Sen değil. Sen kimsin ya? Ben kimim ki? Allah'tır o çiçeğe sahip çıkacak olan. Eğer adamayı hakkıyla yaparsan Allah bir peygamberi gönderiyor sana. Bir peygamber ya Zekeriya Aleyhisselam gibi bir peygamber senin bahçıvanın oluyor. Ve sen o kötülüğün zirve yapmış olduğu bir zeminde ne yapıyorsun? bir peygamberin terbiyesinde yetişiyorsun, mucizelere şahit oluyorsun, Allah katından rızıklandırılıyorsun ve Mesih'e anne oluyorsun. Sen belki Mesih doğurmadın ama Mesihleri doğuracak anneyi sen yetiştirdin. Senin adağın Mesihleri doğuracak anne oldu. Bütün mesele bu. Bütün mesele bu. Eğer bu meseleleri böyle anlarsak anne anamızı tam olarak anlamış oluruz. Allah gerçek manada anlayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Bilmiyorum bir şeyi sizde de oluştu mu bu süreçte. Bakın bugün 16. dersimiz. Bu analarımızı çok merak ediyoruz ya. Acayip ben merak ediyorum. Cennette buluşacağız inşallah. Onların sofrasında neler neleri öğreneceğiz bizzat onlardan. O hasret yüreğimizde ise hiçbir şeye üzülmeyin. Vallahi diş sıkmaya değer o işin nihayetinde onlarla kavuşulacaksa. Hanne ile oturacaksınız, Elizabeth ile oturacaksınız, Sare ile oturacaksınız, Hacer'le oturacaksınız. Binlerce selam olsun bütün o İslam kadınlarına. E öyleyse eğer bugün bu dünyada bu hayatın içerisinde eğer bir şeyler diye yaşatıyorsa ki Allah bize bu da işin işte bir şekilde şekliyle oyun, oyunun kuralıdır. Ona da hiç gam etmemek lazım. Dişimizi sıkarak bu süreci devam ettirmek lazım. Allah dayanma gücümüzü arttırsın. Direnmemizi arttırsın. Haktan hakikatten ayırmasın. Şu aziz ve mübarek günleri, üç ayları hakkıyla ihya etmeyi hepimize nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.